Türkiye ile Azerbaycan ekonomileri ve iktisadiyatı birbirinden hem asılıdı hem azattı. Bunun ikisini biz ayrı ayrı fikirleşmeliyiz. İki ülkenin birbirine olan dayanacağı, birbirine olan arkayınlığı, birbirine olan siyasi desteği onun iktisadi sahada da gösterir. Ona göre Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev seçilenden sonra birinci seferinin Türkiye'yi yapması bunun iktisadi göstericilerinde bile çok büyük töhfesi var. İndi diyebilirler ki seferinden iktisadiyatın ne alakası var? Ama çok alakası var. Ona göre biz bundan Cenab-ı İlham Aliyev prezidentimize minnettarımızı bildiririk. Bu desteğini hiç vakit iş adamları olarak ve Türkiye halkı olarak unutmarak. O ki kaldı ortak para birimi meselesi. Ortak para birimi dünyada birçok ülkelerin kendi aralarında yaptığı ticaretti. Bu da çok lazımlı bir şeydi. Çünkü ülkelerde konversasyondan sonra kurslar bir tarafı minus edir, bir tarafı plus edir. Ticaretin dengelerini bozur. Ama dünya öyle kurulup ki illa da harici iş, alverlerde, ticaretlerde dolarla eylemelisin, mecburiyeti getiripler. Ama bu mecburiyetin artık yavaş yavaş aradan kalktığını görürük. İktisadiyatı güçlü olan devletler her şeye kadirdir sözü umummilli liderimize aittir. Rahmetli Prezidentimiz Haydar Aliyev. Orada görürük ki biz iktisadiyattan güçlü olmalıyız, iktisatlarımızı birleştirmeliyiz. İlham Aliyev Prezidentimiz Türkiye'ye gelende biz o seferde olduk. O seferde gördük ki ülkelerin arasındaki kardeşlik münasebetleri artık çok ileri seviyeye alıp taşındı. Ona göre iş adamları bundan özüne vazife çıkarmalılar ve ben bu vazifeyi çıkarırım. İlham Aliyev Cenaplarının ortaya koyduğu yol haritası, stratejik planda iş adamları ne yapmak lazımdısa biz o istikamette işleyirik. Cenab-ı Erdoğan da, Sayın Cumhurbaşkanımız da o vaziyette bize hemen tavsiyelikleri verir. Diyor ki Azerbaycan'dan, Türkiye'den gelen iş adamlarını inkişaf ettirmelisiniz ve üçüncü ülkelere gitmelisiniz. Bunu başarmalısınız. Bu seferlerin aklında bilirsiniz ki Sayın Erdoğan'la biz Orta Asya gezisine çıktık. Orta Asya'da Özbekistan'a gittik. Özbekistan hamımızın bildiği, sevdiği kardeşlerimizdi. Oradaki ticaretin gelişmesi için Türkiye çok büyük seferler teşkil eder. Sayın Erdoğan'ın uçağında 200'den artık iş adamı olduk. Ve orada çok güzel görüşler oldu. Özbekistan'ın rahmetli prezidenti İslam Kerimoğlu ruhu şad olsun. Onun izlediği iktisadi politikayla şimdiki başkan Şevket Mirziyoyev'in izlediği politik arasında çok büyük farklar gördük. Düzdü, ben ondan önceki seferlerde Özbekistan'da olmamışım. Çünkü öyle bir iktisadi rahatlık yok idi. Ama indi gördük ki Cenab-ı Mirziyoyev ülkesinde harici sermayeyi davet ederken böyle bir çıkışta bulundu. Dedi ki ben eğer Türk iş adamlarını, kardeşlerimi Özbekistan'a getirebilmezsemse demeli hiç kim gelmeyecek. Ona göre pazarda mutlak Türk şirketlerinin yer almasını istedi. Ancak ben o günden beri fikirleşirim. Bu kadar reformu inşallah yüreğim hamsını isteyir. Ama bunun yarısı hayata geçse, ben çok real danışmak isterim. Özbekistan çok büyük bir iktisadi rahatlığa ve bir sanayi şehri olmaya, sanayi ülkesi olmaya gidecektir. Özbekistan'dan sonra Cenab-ı Prezidentimiz bilirsiniz Kore'ye hareket eylemişti. Ama biz iş adamlarının bir hissesi oradan geri kayıttık. Kaydarken de biz biraz daha kaldık Özbekistan'da. Ve prezidentlerin bu çıkışının alakadar cemaatin arasından soruştuk. İş adamları dostlarımıza soruştuk. Özlerini böyle demek olar ki Şevket Mirziyoyev cenaplarının danışıklarından çok arkayındılar, çok sevinçliydiler. Ama bürokratik engeller olmasa diye de altını çizdiler. Ben de onlara dedim ki bürokrasi eğer İlham Aliyev, Erdoğan, Mirziyoyev cenapları üçlü de bir konsorsiyum indi bilirsiniz hayata geçir. Bu insanların gücü karşısında bürokrasi dözebilmezdim. Narahat olmayın. Onlara da emin ettim ki Türk inşaat şirketleri, Türk hizmet şirketleri, Türk teknoloji şirketleri Özbekistan'a rahatlıkla gelecekler ve heveslerini de gördük. Ona göre oradan bütün bu toplantıların dünyaya çattırılması konusunda da TRT'nin aldığı aktif vazifeye göre de sizlerin şahsınızda bütün TRT camiasını ve Sayın Genel Müdür tebrik ederim. Çünkü emelli, zor ve her noktayı takip ettiler. Onlara da teşekkürümü çatdırmak isterim.